Eksik bırakılanları da elbette soracağız. Sizin de geniş anlamda katıldığınız ilk televizyon yayınlarından biri bu olacak. O yüzden çok sorumuz var. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Şimdi siz demiştiniz ki eğer bu seçimi Cumhur İttifakı kaybederse bu ittifak dağılır. Çünkü burası bir ittifak, iktidar ittifakı, öyle bir ortaklığı var. Ama biz şimdi kaybedilen seçimin Millet İttifakı tarafında olduğunu gördük ve Millet İttifakı bir anlamda tüm açıklamalarla beraber dağılmış bir pozisyonda. Millet İttifakı o zaman bir iktidar ortaklığı mıydı sadece? Şimdi açıkçası benim yorumum yine eğer seçimi kaybetseydi Cumhur İttifakı dağılırdı. Doğru, şu anda da ben ilk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek kullanıyorum. Hiçbir zaman kullanmadım. Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Yani Millet İttifakı bitti diye benim zihni dilimden bir daha önce bir söz geçmedi. Ama Sayın Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız. Evet, şu anda Millet İttifakı yoktur artık. Yani bu bir vaka. Bunun doğru olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Benim bu sözü söylerken Millet İttifakı'nı bir araya getiren ana faktör sadece iktidarı paylaşmak değil, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile bir toplumsal değişim yapmak. Dolayısıyla muhalefette de bu ittifak devam eder diyordum. Şunu da söyleyeyim, şartlar ne gösterir bilinmez. Ben hiçbir zaman hiçbir sürecin bittiğine inanmam. Bütün süreçlerin kapısını önünü açık bırakmak lazım. Yarın birçok noktalarda işbirliği yapmak zarureti hasıl olur. Var olan gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ben arzu etmezdim ama Millet İttifakı'nın dağıldığını diğer liderlerin birçoğu ifade ettiği için bunu kabul etmek zorundayız. Kaç kez görüştünüz Sayın Davutoğlu? Yani seçimin ardından görüşebiliyor musunuz? Tabii. Yani Kemal Bey'le oturup uzun uzun konuştunuz mu? Ya biz kaybettik, bu yüzden mi kaybettik? Nerede yanlış hep yaptık? Hep beraber konuştuklarımız var. Yani 14 Mayıs gecesi, sonra 17 Mayıs'ta, sonra 28 Mayıs gecesi. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'yla zannediyorum iki kez görüştük. Sayın Akşener kongre sonrası tebrike gittim. Sayın Karamollaoğlu'yla çok daha sık görüşürüz. Çünkü bir grup kurduk. Sayın Gültekin Uysal'la bir kez görüştüm. Sayın Babacan'la daha fazla görüştüm. Bir grup kurma ortaklığı söz konusu olduğu için görüştük ama maalesef grup kurma konusunda onlar olumsuz cevap verdikleri için ondan bu yana bir iki kez nezaketle görüşmesi dışında görüşmedik. Oraya geleceğiz. Şimdi muhasebenizi yaptınız. Seçimi kaybetmenizin, daha doğrusu Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın sonradan Millet İttifakı'na döndü. Temel sebebi neydi? Yani farklı gerekçeler öne sürülüyor. Bir, işte Meral Hanım'ın masadan kalkması deniyor. İki, Kemal Bey'in bizzat aday olması deniyor. Bunların hangisi daha ağır basıyor? Seçimi kaybetme, yani muhalefetin seçimi kaybetmesinin temel nedeni ne? Şimdi bir kere ben şundan... Şunu da ekleyeyim. Eğer tekrar benzer bir seçim olsa Kemal Bey'in adaylığını tekrar evet der misiniz? Şimdi şunu açık ifade edeyim. Ben kişisel suçlamalardan hep kaçındım, yine kaçınacağım. Yani ne Sayın Akşener'i ne Sayın Kılıçdaroğlu'nu, benim de eksiğim olmuş olabilir. Yani birbirimizi suçlayarak bir yere gidemeyiz ama hep meseleye yapısal sorunlar üzerinden yaklaştım. Yani kişisel hepimizin hataları, hepimizin eksikleri olabilir ama yapısal olarak en temel fark şuydu. Biz topluma rasyonel, sistematik bir program sunduk. Akli, yani o bir koca bir kitap sunduk, yani sunduk. Ve her bir maddesinde gerçekten uzun müzakerelerle emeği geçen bütün arkadaşlara, hangi partiden olursa olsun, teşekkür ederiz. Biz bunu sunarken iktidar topluma duygusal ve tabirca ise damardan duygusal bazı propaganda malzemeleri kullandı. Şimdi bir tarafta bir daha pragmatik davrandı aslında. Tabii pragmatik de bir tarafta çok rasyonel projelerle gündeme gelen ve karşılıklı nezaket içinde daha seçici mesela kullanılan sloganlar da dahil olmak üzere Haydi Türkiye'den yine baharlar gelecek gibi daha pozitif olmaya çalışan ve bunu da CHP yapmadı mı? Hep beraber tabii. Onlar yaptı ama biz de nihayet bu o şeyi çok uygun görmeseydik söylerdik. Öbür tarafta ise duygusal bir kampanya yürütüldü. Duyguların tümü dikkat ederseniz 28 Mayıs'tan itibaren o duygular terk edildi Cumhur İttifakı tarafı. Yani bir terör tehdidinden bahsediyorlar mı? Veya bizleri terörist olmakla suçluyorlar mı? Şu anda. O zaman suçladılar, ben birçok kez mitinglerde bunun üzerinde durdum. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlara da söyledim. Terör meselesi üzerine durmamız lazım. Bakın benim konuştuğum her yerde, İzmir, bütün yerde terör konusunda açıklamalarım var. Çünkü hissettim ki
toplumun, vatanın birliği, beraberliği, terör konusunda kaşıdığı bir şey var iktidarın. Hissiyatı kaşıyor. Bütün mitinglerde bunun üzerinde durdum. Allah için Sayın Akşener de durdu. Evet, o da söyledi. Sayın Mansur Yavaş da durdu. Ama bu propaganda karşısında biz alternatif bir şey, etkin bir propaganda uygulayamadık bu duygusallık karşısında. HDP'nin duygusallık, o ittifakın yanında görülmesinde böyle bir sonucu mu oldu? Tabii. Burada en önemli şeylerden biri de bence bu tesadüf değil, spontan değil, Kandil'inden gelen açıklamaların büyük etkisi oldu. Ve biz ne kadar teröre karşıyız demişsek o açıklamalar neredeyse iktidarın ekmeğine yağ sürer şekilde sanki bir altı masanın onlarla bir ilişkisi varmış intibanı verecek açıklamalar oldu. Bu duygusal çatışmada toplum ikna edemedik biz. Ben elimden geleni yaptım. Herkes biliyor çünkü terörle mücadele, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsam mücadelesini yapmış başbakanıyım. Ve bununla da gurur duyarım. Ama bu mücadeleyi demokratik hukuk devleti kuralları içinde yaptık. İkinci alan muhafazakar, yine hissi bir alan, dini değerler bağlamında da işte muhalefet gelirse Ayasofya kapatılır, muhalefet gelirse şu olur, muhalefet gelirse bu olur gibi bir duygusallık ortaya konarken biz, bu sefer bizim sorumluluğumuzda da olan bir husus bu, halka bu konuda yeterli teminat verdik, birçok şey söyledik ama ikna edemedik. Çünkü çok sembolik olaylar yaşandı. Şimdi bu hata olarak zikretmek için söylemiyorum. Duygusallığı yani ifade çok, etmek için. Pek çok aykırı ses çıktı aslında. Bu çalışma görüntüsü verdi. Aykırı ses çıktı bazı yerlerden ama bazen de nahoş tesadüfler diyeyim işte bu seccade meselesi. Hı hı. Bir anda sizin bütün o teminatlarınız aşan bir etki yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu defalarca özür diledi. Bunun bir siyasetçinin, bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil. Ama iktidar bunu ağır bir propaganda malzemesi olarak bunları kullandı. Şimdi ben kendime bakıyorum. Benim buradaki konumum neydi? Yani bu altılı masada muhafazakar kitlelere hitap etmek. Onların bir büyük toplumsal ulaşımaya çağırmak. Ben bu konuda gerekli çalışma yaptığımı düşünüyorum. Ama bazı uyarılarım, bazı ön sezilerle dayalı uyarılarım yeterince dikkate alınmadı. Yani neydi bu? Ya hatta bir seferinde halam üzerinden spekülasyonlara da yol açtı. Evet. Ben biraz şok etkisi yapsın istedim. Muhafazakar kitleler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekte sıkıntı yaşıyor. İkna etmekte zorlanıyoruz. Anlatıyoruz ama ben birçok kanaat önderle kamuoyunun bildiği bilmediği şekilde konuştum. Ya burada bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olmayacak. Altı ama parti yeterli birlikte. Yeterli kopuş sağlanamadıysa Sayın Davutoğlu bu da sizin yine yeterli siyaseti yapamadığınızdan hayır. Kaynaklı. Hayır bakın ben bunu yaptım. Bu da tam karşı seçmene işte, yüklenmiyor yok, bu sorun. Hayır. İşte onu söylüyorum. Benim sorumluluk alanım bu. Ama masadaki herkes de biliyor ki ben ısrarla üç partinin veya dört partinin hatta beş parti dedim başta. Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin, sağ partilerin önce kendi aralarında mutabakat yayınlamasını ta masa kurulduğu hafta hepsine teklifte bulundum. Biz önce bir mutabakat yayınlayalım ve diyelim ki Demokrat Parti geleneğinden gelen yani Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti ayrımı 1950'de biz bu partiler hepimiz şu 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 konuda halka teminat veriyoruz diyelim. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ikinci protokolü yayınlayalım. Buna bütün liderlere ahlaklı bir toplantısı öncesinde ben alternatif metinler de sundum. Sayın Akşener diğer liderlere de. Eğer biz onu yapmış olsaydık bu şeyin muhafazakar, milliyetçi muhafazakar seçmene bunlar HDP'nin peşine takıldı ya da bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşine takıldı. Argümanının önleyebilirdik. Bu olmayınca ısrarla şunu söyledim. Üç parti bari yani Deva, Saadet, Gelecek. Bu muhafazakar kitleyi ikna edebilmek için birlikte hareket etsinler. İttifak iç ittifak yani ittifakı bozmadan ve ayrı bir listede girsinler. Bunun için de yine fedakarlık yapmaya hazırdık Saadet veya herhangi birinin şey altında. İsmi altında. İsmi hiç ben önem vermedim buna. Nihayet de netice önemli. Bunu da bu çabayı da sergiledik. Üçüncü bence duygusal şeyin dışında en husus sizin yani kişiselini hepimizin hatası olmuş olabilir ama üçüncü önemli sebep yani bir terör, iki bu muhafazakar, üçüncüsü ise bu biraz daha rasyonel. Altı lider ülkeyi nasıl yönetecek sorusu. İşte burada bazı açıklamalar, orada sizin bazı de bir hatanız oldu aslında. Bazı yani siz mesela benim eski kanalımdaki yayında dediniz ki Cumhurbaşkanı bize danışmadan karar alırsa kriz çıkar dediniz.